seviyorum bu şarkıyı. İnanılmaz güzel bir şarkı Nil. Hakikaten bilmiyorum yani. Şimdi ne söylesem, şimdi eminim ki birçok insana hitap eden şarkılardır bunlar ama genelde gençler çok seviyor seni. Ben çok genç olduğumu söylemeyeceğim. Yok yok, çok ama gençsin. Bu şarkıyla ben bilmiyorum, başka bir şey oldum. Yani tekrar dinlemek istiyorum, tekrar dinlemek istiyorum. Beni aldı bir yerlere götürdü. İnanılmaz mutlu etti bu şarkı beni yani. Evet, bu şarkının böyle bir sürekli enerjisi kaçar var, böyle bir hali var. Evet, Number One TV ekranında. Hepimiz rüyamızda görürüz ya öyle şeyler hani. Evet evet. Oradan adam, oradan kadın. Şu anda kadın. Number One TV ekranları çok anlamamış olabilirler. Şarkının adı efendim Aşkımız Her Zaman Gibi Tehlikede. Nil'in albümünü aldığınız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çünkü gerçekten muhteşem bir şarkı. Hatta burada da 9. şarkıysa. Şimdi şu anda doğru değil mi? Evet. Fonda 9. Da, evet, dinletelim onlara da. Şimdi çok bu bir kabus mu rüya mı aslında, onu çok anlamış aslında değilim. Aslında kabus. Kabus değil tabii mi? Tabii ki. Çünkü Nil sevgilisiyle bir yerlerden geçiyor. Balıklar kapıyor, cadılar çıkıyor. Artık bir sürü şey var. Nereye yorumlanırsa. Sözler çok farklı her zamanki gibi. Ve çok neşeli bir şarkı. Bilmiyorum, özellikle bu şarkının üstünde durdum evet, ben. Evet yani şey, kabus anlatmasına rağmen evet, bir enerjisi olan bir şarkı. Bir de ben sürekli çok rüya gören bir insanım. Ben de çok. Ben de sen çok. Sen de çok, çok görürsün. İnanılmaz rüya görüyorum. Film gibi bir ara yazmayı düşündüm ben onları yani. Yani bu albümde bile birkaç yerde rüya kelimesi geçiyor biliyor musun? Ben çok şaşırdım. Yani birkaç şarkıda rüya lafı var. Demek ki çok etkisinde kalmışsın. Demek ki benim hayatımda önemli bir şey. Evet. Aslında rüya görmek çok önemli ve çok güzel sağlık belirtisiymiş de zaten. Öyle mi? Evet. Yani devamlı aslında bir şeylere odaklanıyorsun ve onlar beyninde yer ediyorlar. Çok farklı bir şekilde tabii ki. Bir yere yerleşiyorlar bence içinde. Evet. Rüya ve onları bir şekilde uykuda insanı yaşlandırıyor mu, genç tutuyor herhalde diye düşünüyorum. Fakat değişik bir yerlere alıp götürüyor. Belki de bu sözleri sana yazdıran da biraz rüyalarındır. Ya ben çok sabah oluyor biliyor musun? Kalkıp rüyamı yazdım. Değil mi? Yazıyorum yani. Ama ne işe yarayacak bilmiyorum ama bu durumda güzel. Bir şekilde onu bilmek istiyorum. Hani belki kafamda bir yere oturacak. Evet. Bir izah vardır. Bu ne anlama geliyordu? Birilerine sormak ve yorumunu almak istiyorsun açıkçası. Evet yani öyle şey, gelecekten bahsettiklerini düşünmüyorum. Evet. Ben zaten olabileceğini de düşünmüyorum. Çok farklı şeyler görüyoruz çünkü. Evet yani çok semboller var. Evet. Onları belki hani seni bir yere götürür. Belki, semboller. Belki bulabilirsin evet ne evet, olduğunu. Ne olduğunu. Çok rüya görmeyen insan da bunu anlamaz. Çünkü birçok arkadaşım görmüyor ve beni böyle tuhaf karşılıyorlar yani. O yüzden belki de ayrıcalıklı insanlardanız yani çok rüya görerek. Evet, Nil Kara İbrahimgil bizlerle beraber. Çok farklı bir şarkının üstünde durduk. Aşkımız her zaman gibi tehlikede. Ama bu şarkıyı dinlediğinizde, albümü alıp da bu şarkıyı dinlediğinizde evet Ebru haklıymış diyeceksiniz, emin olun. Sakın bir yere ayrılmayın. Az sonra Nil'le buradayız.